Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin mevcudiyeti ve istiklali ebedi bir hal almıştır. Cumhuriyetimizle beraber eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda daha da kutsalarak bir tutku haline gelmiştir. Cumhuriyet herkese yönetime katılma hakkı tanıyarak vatandaşlık bilincini kabileştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'mızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde ayıklanan istiklal meşalesi hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Milletimizin ve demokrasimizin değerlerine bağlı olmanın ne kadar yüksek bir şuur ve kuvvet olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün 100. yılını kutladığımız bu asırlık değerin milletçe haklı gururunu yaşıyoruz. Geçmişten aldığımız göç ve mücadele azmiyle geleceğe büyük bir ümitle bakıyoruz. Bugün Filistin'de insanların hayat hakları ve cumhuriyet değerleri hiçe sayılarak yapılan vahşi katliamlara maalesef dünya seyirci kalmaktadır. Siyonist emperyalistlerin maşalarının mazlum Filistin halkına karşı uyguladıkları terörü lanetliyorum. Bütün insanlığı bu zulme karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Vahşi emperyalistlere karşı büyük mücadelelerle kazanılmış Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız bu onur ve gurur gününde bizlere bu güzel yurdu vatan kılan ecdadımızı, kurtuluş mücadelesini Türkiye Cumhuriyeti ile taşlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Gazi Meclis'in mebuslarını, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyete. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Er'le. Ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Milletvekilimiz. Asırların mührünü vuracak Cumhuriyet. Denizler!